Bir diğer alt başlık A demiştik, mesleki gelişim sürecinin evreleri. Şimdi de B diyoruz, meslek seçimini etkileyen faktörlerle devam ediyoruz. Önce bu faktörlerden ki en önemlisidir yeteneği değerlendireceğiz. Arkadaşlar yetenek bireyin doğuştan getirdiği gizli güçlerinin diğer bir deyişle potansiyellerinin çevreyle etkileşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yetenekle en doğrudan ilişki arkadaşlar başarı arasındadır. Şöyle bir cümle kurabilmemiz mümkün. Yetenek ve başarı arasında doğru orantı vardır. Bundan dolayı da geleceğe dönük olan başarı yetenekle yoğrulabilir. Yani biz kişinin bir alanda yetenekliyse normal şartlarda o alanda başarılı olabileceğini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki hocam her zaman böyle olur mu? Her zaman kişi yeteneği oranında başarı gösterir mi derseniz tabii ki bu her zaman mümkün olan bir şey değildir. Kişi kimi zaman yeteneğinin altında başarı gösterebilir. Tabii ki bu istenmeyen bir durumdur. Peki hocam, insan neden yeteneğinin altında başarı gösterir derseniz, mesela aslında bu çok tanıdık bir durum. Zeki ama çalışmıyor durumudur aslında. Dersi etkin dinlemiyorsa, etkin not tutmuyorsa, planlı programlı çalışmıyorsa, tekrar yapmıyorsa, özet çıkarmıyorsa, soru çözmüyorsa yeteneğinin altında başarı gösterebilir ve yine her zaman kullanabileceğiniz bir bilgi. Eğer ki öğrenci yeteneğinin altında başarı gösteriyorsa bu öğrencinin eğitsel rehberlik yardımına ihtiyaç duyduğunu iç rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bazı zamanlarda ise öğrenci yeteneğinin üstünde başarı gösterebilir. Bu da bizim için istenmeyen bir durumdur. Neden kaynaklanır hocam derseniz aile baskısından kaynaklanabilir. Örneğin aşırı güdülenmekten, işinin gücünün ders olmasından kaynaklanabilir, kopya çekiyor olabilir. Bu öğrencinin de kişisel, sosyal bir yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Bu da istenmeyen bir durumdur. Bizim için ise istendik olan şey öğrencinin yeteneğinin başarısına denk olmasıdır. Yetenek 10, başarı 10 hiç fark etmez. Yetenek 90, başarı 90 hiç fark etmez. Yeteneği başarısına denkse bu normal ve istendik bir öğrenci olarak düşünülebilir. Diğer bir faktörümüz ilgidir. İlgi arkadaşlar bireyin bir nesneden hoşlanıp hoşlanmamasını, bir faaliyetten hoşlanıp hoşlanmamasını ifade eden bir kavramdır. Ve arkadaşlar kişi ilgisinin olduğu bir alanda kendini zorlamadan faaliyetler sürdürebilir. İlgisinin olduğu bir alanda kendini zorlamadan faaliyet sürdürebilir. Peki hocam, diyelim ki bir yöneltme hizmeti sunulacak. Bu yöneltme mesleklerle ilgili olabilir. Örneğin seçmeli derslerle ilgili olabilir. Ya da örneğin alan seçimiyle ilgili olabilir. Eğitsel kulüpler vesairelerle ilgili olabilir. Hiç fark etmez. Diyelim ki bir yöneltme hizmeti sunulacak. Öncelikle dikkate alınması gereken faktör yetenek midir yoksa ilgi midir derseniz şunu söyleyebiliriz. Her zaman için öncelikle göz önünde bulundurulması gereken faktör yetenektir. Çünkü arkadaşlar kişinin ilgisinin olduğu bir alanda yeteneği yoksa o alandaki ilgileri de zamanla sönecektir, zamanla yok olacaktır. Bundan dolayı her türlü yöneltmede öncelikle göz önünde bulundurulması gereken faktör yetenektir. Bir de tabii yetenek bilginin doğasından hareketle de bu aslında yargıyı destekleyebiliriz. İlgi biraz değişkendir arkadaşlar. İlgi 11, 12 yaşla beraber ortaya çıkar ama ilginin kararlılık kazanması 20-25'li yaşları bulabilir.
Yetenekse ilgiye kıyasla biraz daha geç ortaya çıkar 13-14 yaşlarla. Evet, burada çok görünmüyor ama 13-14 yaşlı ortaya çıkar ve ortaya çıktığı gibi de kararlılık kazanır. İlgiler değişken olduğundan, kişi ilgisi olan bir alanda yeteneği olmadığında başarı gösteremeyeceğinden ve tabii ki ilgileri söneceğinden dolayı her zaman önce yetenek, sonra ilgi, sonra da diğer faktörler. Nedir bu diğer faktörler? Şimdi de onlarla devam ediyoruz. Evet, meslek seçimini etkileyen diğer bir faktörümüz değerlerdir. Arkadaşlar, mesleki değer kişinin bir meslek faaliyetini yaptıktan sonra alacağı doyumu ifade eder. Bir meslek faaliyetini yaptıktan sonra alacağı doyum mesleki değerdir. Bundan dolayı mesleğin sağlayacağı statü, mesleğin sağlayacağı saygınlıkla alakalı bir tercih durumu söz konusuysa orada mesleki değer vardır. Yani örneğin bir lise son sınıf öğrencisi saygın olduğunu düşündüğü için hukukçu ya da doktor olmayı düşünüyorsa orada meslek seçimini etkileyen faktörlerden bir mesleki değerdir. Bir de kişi mesleğin getireceği maddi kazançtan hareketle bir tercih yapıyorsa, örneğin çok para kazanacağını düşündüğü için mesela tüccar olmayı, ticaretle uğraşmayı düşünüyorsa orada da yine mesleki değer vardır. Özetle şunu söyleyebiliriz. Bir yerde para, pul, şan, şöhret varsa orada mesleki değer vardır diyebiliriz. Diğer bir faktörümüz yetkinlik beklentisidir. Bunun diğer bir adı arkadaşlar öz yeterlik inancı diye geçmektedir. Bunu da şöyle tarif edebiliriz. Kişinin bir mesleği ya da faaliyeti ne kadar başarılı şekilde yerine getirebileceğine ilişkin öngörüsüdür. Yani aslında bu özetle geleceğe dönük bir başarı algısı diye de düşünülebilir. Örneğin bir kişi, ki aranızda kesin böyleleri vardır, şunu söylüyorsa: ben çok iyi bir öğretmen olacağımı düşündüğüm için eğitim fakültesini seçtim. Arkadaşlar, bu kişinin meslek seçimini etkileyen faktör yetkinlik beklentisidir. Diğer bir faktörümüz, sosyo-kültürel özelliklerdir. Arkadaşlar, sosyo-kültürel özelliklerinde meslek seçimini etkileyen yönleri bulunur. Ben sizlere yapılan bir araştırmadan bahsedeyim arkadaşlar. Türkiye'nin iyi üniversitelerinin, iyi fakültelerinde okuyan öğrencilerin daha çok üst gelir grubundan olan ailelerin çocukları olduğu görülmüş. Çünkü aile istediğinde özel ders aldırıyor, istediğinde özel okula gönderiyor. Bunların tamamı çocuğun başarısını artırıyor. Orta ve alt gelir düzeyindeki ailelerin çocukları ise daha çok taşra üniversitelerinde eğitim alıyormuş. Yani ailenin arkadaşlar ekonomik ve kültürel özellikleri, ekonomik ve kültürel özellikleri onun meslek seçimini etkilemektedir. Bu da bir faktör. Ve son olarak da psikolojik gereksinimler. Aslında her davranışın arkadaşlar bir psikolojik ihtiyacı karşılamaya yönelik bir yönü vardır. Yani örneğin ağlamak bir duygusal ihtiyacı karşılamak içindir. Bağırmak böyledir, gülmek böyledir. Arkadaşlar, buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Meslek seçimi de bazı duygusal ihtiyaçları karşılamak içindir. Yani örneğin arkadaşlar bir kişi mesela şefkat dolu biri ve bundan dolayı hasta bakıcılığı gibi bir mesleği seçiyorsa bu bir duygusal ihtiyacını karşılamak içindir ve meslek seçimini psikolojik gereksinimleri de etkilemiştir. 6 faktörden bahsettik arkadaşlar. Yetenek,
ilgi, değer, yetkinlik beklentisi, sosyo-kültürel özellikler ve psikolojik gereksinimler olmak şeklinde. ÖSYM değerli öğretmenler. İlk üçüyle ilgili karşımıza soru çıkar. Diğer üçünü henüz sormadı ve ilk üçüyle alakalı yalnızca yetenek. Yetenek ve başarı arasındaki ilişki. Yetenek ve ilgi arasındaki ilişki bunların tamamı soru oldu. Yine soru olma potansiyeline sahip bilginiz olsun.